Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'na hamdolsun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Onun aline, ashabına da salat ve selam olsun inşallah Evet, bugünkü konumuz nasip olursa yemek adabıyla ilgili olacak malumunuz Riyaz Salihinden bu dersleri takip ediyoruz. İmam-ı Nevevi'nin salihlerin bahçesi olan e, güzel bir kitap. Bunu e, inşallah e, temin etmeyen kardeşlerimiz bir an evvel evine e, temin etsinler. Çünkü bu kitabı evimizde okumak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı evimizde misafir etmek gibi. Yani evimizde konuşan bir peygamber olmasını istiyorsak evimize Peygamber Efendimizin bulunduğu zaman bereketinin evimizde hasıl olmasını istiyorsak işte bu kitaptan bu Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetinde olan Peygamber Efendimizin bizzat pratik hayatında nasıl yaşadığı, Kur'an'ı nasıl anladı ve hayata nasıl geçirdiğini ifade eden çok önemli hadisleri içine alan güzel bir eser Salihlerin Bahçesi. Evet evim mescid olsun, evim cennet bahçesi olsun. Evimiz Allah'ın zikredildiği mekanlar olsun, meleklerin uğrak yeri olsun, şeytanların kaçıştığı bir yer olsun, evimizde huzur olsun, bereket olsun. İşte inşallah yapacağımız her gün bu yarım saatlik derslerimiz evimize güzellik, bereket, esenlik vesilesi olacak inşallah. Evet, yemekle ilgili hadislere geçmeden önce evimizde Kur'an halkalarını oluşturuyoruz. Efendim hadis halkalarını oluşturuyoruz. Elhamdülillah bu evim e, mescidim olsun projesiyle bu halkalara inşallah e, istişare halkasını da ekliyoruz. Günlük muhakkak e, evimizdeki meseleler hususunda aile toplantısı yapıyoruz ve bunun yanında bir de edep ve adab halkaları oluşturuyoruz. Bugün mesela yemek adabını anlatacağız. İnşallah sizler bunu çoğaltabilirsiniz. Tuvalet adabını anlatabiliriz. Efendim eve giriş adabı, evden çıkış adabı, efendim yaşlıları ziyaret adabı, hastaları ziyaret adabı, alimleri ziyaret adabı gibi bu konuları evimizde her gün işlemeye çalışalım. Çünkü ilimden önce edep gere gerekiyor. Edep olduğu zaman o ilim daha da insanda yer etmiş oluyor, daha da zinetlenmiş oluyor inşallah. Evet. Yemek adabı deyince aklımıza gelen birkaç maddeyi hemen sohbetimizin başında söyleyelim. Yemekte ana temeller, belki rükunlar diyebileceğimiz önemli şartlar var. Bunlar oluştuğu zaman, omurgalar oluştuğu zaman diğerlerini de buna eklemiş olacağız. Öncelikle yemeğe besmele ile başlamak, bu çok önemli. Bununla ilgili hadis-i şeriflerimiz var, hemen onu da zikretmiş olalım e, an Ömer ibn Abi Salama radıyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem semmillah ve, ve kul bi yeminik. Biz besmele çek ve e, sağ elinle ye ve kul mimma yelik ve önünden ye. Bu yönüyle besmele e, malum her işimizin başı besmelesiz başlanan işin sonu peygamber efendimiz güdüktür buyuruyor. Eksiktir, bereketsizdir ifadesini kullanıyor. Onun için besmele çekeceğiz. Tabi yemekten önce yapacağımız en önemli iş malumunuz şu anda e, korona virüs sebebiyle hijyenik ve temizlik e, önemi daha da e, açığa çıkmış oldu. Ve e, dinimizde temizlik dini hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam et tuhur şatrul iman buyuruyor. Yani temizlik imanın bir parçasıdır, imandandır. Bu yönüyle hem maddi hem manevi temizliğimize dikkat etmemiz önemli. Ee, yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz e, kurulamıyoruz burası önemli bu biraz ayrıntı kaçırılıyor e, kurulamıyoruz ne demek ellerimizi duruluyoruz yani havluya peçeteye silmeden ellerimizi duruluyoruz çünkü en hijyenik şekli budur çünkü havluya e, sildiğimiz zaman ellerimizi e, o nemli ortamda yine e, birçok e, bakteri mikrop orada barınıyordur biz ellerimizi yemekten önce yıkıyoruz, duruluyoruz, kurulamıyoruz ve yemeye oturuyoruz. Yemekte en önemli özelliklerden birisi, dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi de yemeği tefekkürle yemek. Çünkü Rabbimiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de fel yenzuril insanu ila ta'amih buyuruyor. İnsan yediğine bakmaz mı? Yani tefekkür edelim. Bütün bunları Rabbimiz Allah-u Teala bizlere lütfetti. Efendim tek bir yağmur Tek bir toprak, hani cinsleri farklı değil. E ama bakıyoruz ki aynı topraktan, aynı sudan farklı farklı tatlar, farklı farklı renkler, e lezzetleri Rabbimiz Allahu Teala bizlere lütfediyor. Ve o efendim nimetlerin meydana gelmesi hususunda ne kadar sebepleri Allah yaratmış, rüzgarı yaratmış, güneşi yaratmış, toprağı yaratmış, efendim işte hayvanları yaratıyor Rabbimiz Allahu Teala. İşte onlar işte bir ineğe baktığımız zaman bulanık sulardan içiyor, ee, efendim e, sarı samanının yeşil otunu yiyor ama bembeyaz süt veriyor Rabbimiz. O sütten işte yoğurtlar yapılıyor, peynirler yapılıyor, tereyağlar yapılıyor. Hepsinin e, farklı farklı nevileri Rabbimiz bunları bizim önümüze koymuş diye tefekkür etmekte, evet bir ibadet midir? O zaman e, ibadettir. Ve imanla, yakinle beraber yemek yemek. Hocam bu ne demek? E, yemeği yerken ee, bu çok önemli, inançlı ve imanlı insanın yapması gereken bir tavır bu. Beni doyuran Allah'tır. Bana bu lezzetleri veren, bu meyveler sebzeler değildir, lezzeti veren Allah'tır. Ben yemeği yedikten sonra bana doygunluğu veren Allah'tır. Onun için Peygamber Efendimiz mü'min bir bağırsağını doldurur, kafir ise yedi bağırsağını doldurur. Niye? Çünkü kafir yediği yemekle doyduğunu zannediyor. Ama biz ne diyoruz? bana doygunluğu veren Rabbimiz Allahu Teala'dır. Evet, e, bunlarla ilgili hadis i şeriflerimizi e, okuyalım. Evlerimizde bu hadisleri okurken e, çok da mana kendimizden bir şeyler ilave etmeden olduğu gibi hadisleri okursak, o hadislerdeki nuraniyeti daha iyi tahsil etmiş olabiliriz. Çünkü bazen bizim yorumumuz hadisin havasını kaçırabilir. Bu yönüyle evlerimizde okuyacağımız hadislerde e, en az ikişer, üçer defa hadisleri tekrar edelim. Eğer içimizde gerçekten Arapçası düzgün olan e, aile reisi veyahut da çocuklarımız, hanımımız varsa onlar Arapçasından okuyabilirler. Ama e, direkt Türkçesinden de okuyup e, o şekilde de takip edebiliriz derslerimizi. Evet ben de bununla ilgili hadis-i şerifleri sıradan okuyacağım, evimizde yapacağımız örnek bir dersi de burada sunmuş olalım inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe annemizden rivayet ettiği, evet Hazreti Ayşe annemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde Bismillah. Onun Arapçası da Bismillah evvelahu ve ahirahu. Yani evveline ve sonuna Bismillah deyin. Evet. Bu an Cabir'in radıyallahu an kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul izâ dekhalar raculu beytahu. Bir kimse evine girdiği zaman fe zekarallaha ta'ala inda dukulihi. Evine girerken Allahu Teala'yı zikrederse ve inda taamihi ve yemeği yiyeceği zaman Allah'ı zikrederse Kale şeytanu li ashabihi. Evet, o zaman şeytan arkadaşlarına der ki la mabita lekum ve la asha. Bugün ne burada yemek var ne bizim için gecelemek var. Ve iza dakhala felem yezkur taala inda dukhulihi. On evet o kimse evine girer de Allahu Teala'yı anmazsa, kale şeytan edraktum mebit. Evet bugün gecelemek var. Ve izâ lem yezkurillâhi teâlâ inda taâmihi yemek yiyeceği zaman da Allahu Teala'yı eğer o kimse anmasa şeytan şöyle diyor. Edraktumul mebit vel aşa. Bugün hem gecelemek var hem de burada yemek var. Evet hadisi şöyle toparlayarak okuyalım. Cabir radıyallahu anh'den işittiğime göre <laughs> Resulullah aleyhissalatü vesselam bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmese hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Evet, evimizin huzuru için, evimizin bereketi için değerli kardeşlerim, eve girerken besmele çekmek selam vermek, yemeği yerken çocuklarımıza besmeleyi hatırlatmak da evimizin huzuru, bereketi için çok önemli. Çünkü şeytanların olmadığı evde melekler olacak ve melekler de huzur ve sekinetin vesilesi olacak. Evet bir hadis-i şerifimiz yine Hazreti Ayşe annemizden geliyor bu rivayet. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ sallallahu صَلَّى ve عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْكُلُ تَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık altı kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir A Arabi yani köylü birisi geldi. Fe ekelehu bi lokmeteyni. O yemeği iki lokmada bitiriverdi. Fe kâle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ema innehu lev semme Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepimize yeterdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabından altı kişiyle beraber yemek yiyordu bir bedevi geldi ve iki lokmada yemeği bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepimize yeterdi. Evet yemekten sonra okunacak dualar var. Meşhur olan duamız var. Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve cealana minel müslimin. Bizi doyuran, bizi suya kandıran, bizi Müslümanlardan kılan Rabbimiz Allah-u olsun. Bunun gibi farklı dualar var. İmam-ı Nebevi Hazretleri Riyaz-ı Salihinde şöyle bir duayda almış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben ekele ta'amen kim yemek yerde şöyle derse elhamdülillahi lezi at'ameni haza ve min gayri minni ve kuvve. Kim bunu söylerse ne demek? Beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah hamdolsun kelimelerini söylerse yemekten sonra gufira ma takaddeme min zenbihi Allah Teala onun yapmış olduğu bütün geçmiş günahları Allah Teala affeder. Evet yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Hiçbir yemeğe asla Peygamberimiz kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hiçbir yemeğe asla asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Yine Cabir radıyallahu Peygamber aleyhissalatu vesselam ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey, bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun getirilmesini istedi. Sirke ne iyi katıktır, sirke ne iyi güzel katıktır diye o yemeği başladı. Evet sirke evet gerçekten güzel bir katıktır hazım için, iştah için, belki birçok mikrobun kırılması noktasında, midenin temizlenmesi hususunda tıbbi yönden faydası vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir de şöyle inceliği oldu. Ev sahibi mahcup olmasın. Hani bir sirke Efendimizin önüne koyacağız. Bu olur mu? Düşüncesi olmasın babında. Peygamberimiz o ev sahibini de hoşnut etmek için sirke ne güzel katıktır ifadesinde kullanmış olabilir diyor. Hadisi şerh eden alimlerimiz. Yine evimizde çok önemli yapılması gereken bir yemek adabı. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Ya Resulallah yemek yiyoruz ama doymuyoruz diye şikayette bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Herhalde sizler diyor ayrı ayrı yemek yiyorsunuz. Bakın sofra birlikteliği çok önemli. Evet namaz birlikteliği kadar sofra birlikteliği de önemli. Çünkü sofra bir kültür aktarımına da vesile oluyor. Sofrada çocuk öğreniyor. Sofrada çocuk terbiye alıyor. Anne babadan alacağı ahlakı çocuk nereden alıyor? Sofradan alıyor. Sofra insanın ahlakını da ortaya çıkartan önemli bir emarelerden birisi. Bu yönüyle sofra kültürünü oluşturmamız lazım ve peygamber efendimiz de diyor ki birlikte yiyin, besmele çekin yemeğiniz bereketli olsun. Demek ki evlerimizde birliktelik önemli ee, ayrı ayrı yemekler yemiyoruz. Hatta kaplarımızın bile aynı olması da önemli hani kaplar ayrıldı, kalpler de ayrıldı diye bir ifade kullanılıyor. Gerçekten kaplarımızın ayrılması kalpleri de ayırdı. Soframızın ayrılması kalpleri gönülleri de ayırdı. Bunun için sofra birlikteliğine de ehemmiyet gösteriyoruz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeğin buyuruyor. Bu yönüyle çoluğumuz çocuğumuzu da bu yönden uyarmamızda fayda var. Evet son bir hadis-i şerifle bugünkü dersimizi sonlandırmış olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyuruyor. Aynı e, sözü Cabir radıyallahu anh farklı şekilde rivayet ediyor. Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Evet Rabbimiz Allahu Teala e, yemeklerimize, hayatımıza bereket nasip etsin. Bereket nedir? Azın çoğa yetmesidir. Rabbimiz Allahu Teala ömrümüzü bereketlendirsin. Allahu Teala e, yiyeceğimizi, yemeklerimizi, rızkımızı bereketlendirsin. Rabbimiz Allahu Teala bu bereketiyle beraber huzurlu, saadetli, mutlu bir hayat bizlere nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.